Podcast'ından herkese merhaba. En çok beklenen listelerimizden biri Netflix'in gelmiş geçmiş en iyi orijinal yapımları nelerdir diye. Ya sürekli şey diyorlar, Netflix'te iyi film yok diyorlar. Biz de iyilerini seçmeye çalıştık. İlk başlarda biz de diyorduk Netflix'te film yok da şu an aslında 20'lik bir liste çıkarabildik. Yani çünkü şu ana kadar 400'e yakın orijinal Netflix filmi olmuş. Aralarından en beğendiklerimi seçtik. Bu arada uyarmak da istiyorum. Bir türler üzerine işte gizli saklı keşfedilmesi gereken filmleri de aslında bu listeye katabilirdik. Onları da katmadık. Size daha böyle farklı filmler sunabilmek için. Ben de söyleyeyim. Bizim listelerimiz genelde hep zaten keşif üzerine olur. Böyle en az Hollywood filmleri bizim listelerimizde olur. Yani bunda Hollywood filmleri daha fazlalıklı gibi. Ama biz ayrıyetten bir keşif listesi de yaptık Netflix'ten. Yani iki listede de sürekli aynı filmler olmasın diye. Burada biraz öyle kalmış olabilir. O zaman çok bekletmeden 20 film başlatalım. Burada sıralama da yaptık. O yüzden sıralı olarak geçecek. O zaman haydi 20 numara. Listenin 20. sırasında Coen kardeşlerden The Ballad of Buster Scruggs var. Beni tanıyanlar bilir de Coen kardeşler sinemasıyla aram olmayan biriyim. Ortalama bulduğum filmlerden biri. Görsel oluşturan güzeldi yani. Sinematografik açıdan. Güzel yerleri var. Hikayeler kimilerini beğendim, kimilerini beğenmedim. Karışık yani. 6 tane falan hikaye olduğu için hangisini sevip sevmeyecekse kendiniz karar vereceksiniz. 19 numara. I don't feel at home in this world anymore. Sundance Film Festivali'nde en iyi film ödülüyle dönmüştü. Çok fazla izleyen olduğunu düşünmüyorum. Filmin başrollerinde Elijah Wood vardı. Bela Lynskey vardı. Film bir dedektiflik hikayesi olarak sunulabilir. Klasik Amerikan bağımsızı kurgusuyla ilerleyen, yer yer iyi anlar yakalayabileceğiniz ama genele baktığınızda böyle çok yükselemeyeceğiniz bir film. Ama yine de Netflix'in içeriklerine baktığınızda öne çıkan filmlerden birisiydi. 19. sıradaki yerini hak ettiğini düşünüyorum. 8. sırada yine benim çok fazla yükselmediğim bir film. Charlie Kaufman'dan I Am Thinking of Ending Things. Bu yılın en sevilen filmlerinden biriydi. Çoğu kişinin listesinde ilk 3'te, 5'te, 1'de görebilirsiniz. Ben top gibi almamıştım ama en azından yani bir Kaufman senaryosu olarak fikrini, kompleksliğini sevenler için yani kurgusal açıdan ve sanat yönetimi çok yoğun çalışılmış bir film. Buna eminim. Seveni olacaktır benim. Ben olamamış olsam bile hak ettiği değeri bu filme başkaları verecektir. 17 numara. The Two Popes. Papaların pazar günü sineması şeklinde kendi aralarındaki dostluk hikayelerini anlattıkları ve aralarındaki inanç kavramı ve diğer konulardaki farklı bakış açılarını gösterdikleri bir film olarak ilginç bir deneyimdi. Biraz kendini iyi hisset filmleri arasına koyabileceğiniz bu film büyük ihtimal aileler arasında popülerleşen bir filmdi. Ama gerçeklere baktığımızda aslında bu papaların iki yüzlü papalar olduğunu da görüyoruz. Bu film ne kadar hoşumuza gitse de gerçekte farklı bir yöne doğru diyor. Ama sinema olarak bakacağız. Bu yüzden de listemizde 17. sıradayım. 16. sırada Antonio Campos yönetiminde The Devil All The Time filmi var. Aslında filmin hem kadrosu çok dikkat çekiyor bu bağlamda. Onun haricinde roman uyarlaması bir din eleştirisiyle seri katil filmi arasında ilerleyen bir film. Özellikle son yarım saatinde filmin çok iyi bağlandığını düşündüğüm bir filmdi. Çok büyük şeyler beklemeden Netflix'in yaptığı en iyi düzgün filmlerden bir tanesi. Thrill of the Chicago 7. Chicago 7'sinin yargılanması. Aaron Sorkin'in kaleminden ve yönetmenliğinden karşımıza çıkan film yer yer inandırıcılığını yitirse de çok ritmik kurgusuyla 2020 yılının en beğenilen filmlerinden birisi olmuştu. Amerika'nın klasik adalet anlayışını kendi içinde sorgulaması açısından önemli bir filmdi. Bu yılın Oscar'larında da büyük ihtimal göreceğiz diye düşünüyorum filmi. Tabii daha o aşamaya gelemedik. 14. sırada The Other Side of the Wind. Orson Welles'in zamanında bitiremediği ve Netflix tarafından bir kurguyla tamamlanan filmi çok enteresan bir deneyim. Yani zamanında Orson Welles bu filmi bitirmiş olsaydı o yıllarda böyle bir film bile çok radikal bir şey olacakmış. Bakıldığı zaman ve şu anda günümüzden izleyince bunu çok garip görünüyor. Ancak yani anlatılması zor, bu deneyimlenmesi gereken tecrübelerden biri. Çoğu kişi
zevk almayanlar da olacaktır. Fakat bir Orson Welles filminin zaten Netflix listemizde, 2020 filmlerini konuştuğumuz bir listede. O görmek garip, okunmanca deneyimli diyebiliyorum. 13 numara Dear Reason yönetmenliğini üstlendiği Mark Bond var. Bildiğiniz gibi ilk görüntü yönetmenliğinde Oscar adayı olan filmin ta kendisi bu. Mark Bond da CIA'lerin savaştan döndükten sonraki ülkelerinde yaşadıkları acıları gösteriyor. Bu özellikle CIA yapılanmasının çektiği çileleri anlatması açısından Amerika'da Black Lives Matter'ın işte geçmişten bugüne uzanan kolu olarak da karşımıza çıkıyor. İçinde de zaten bir sürü ırkçı insanı görebileceğiniz, nefret edeceğiniz unsurlar var. Mark Bond tarihsel geçmişi göstermesi açısından önemli bir Netflix filmiydi. İkinci sırada Cornel Mundruzzo'nun yeni filmi Pieces of a Woman var. Benim yönetmenim aslında en sevdiğim filmi oldu çünkü ben diğer filmleri White Card çok seviyorum, onları o kadar çok sevmiyorum. İlk yarım saati zaten hemen hemen herkesin artık dilinde, çok izlemesi zor bir sekans barındırıyor. Ondan sonra filmin düştüğünü söyleyenler var, ben oraya hiç katılmıyorum, düşmüyor. İlk yarım saatteki olay başka bir olay, bundan sonraki süreç bambaşka bir olay ve bunun aynı rahatsız edicilikte ve duygusal şeyde harmanlayarak başarılı bir anlatı. Vanessa Kirby'nin müthiş performansıyla öne çıkan bir film. Cary Fukunaga filmi, Beast of No Nation filmi, bir iç savaşın içinde çocuk bir çocuk askerin komutanıyla ilişkisi ve savaşın çocuklara etkisini anlatan son derece savaş karşıtı bir filmdi. Özellikle çocukların elinde tüfeklerle insanları öldürmesi ve bu savaşın acılarını hissetmek açısından önemli bir yapımdı. Idris Elba filmde iyi bir performans sunarak o senenin en sevilen performanslarından birisini gerçekleştirmişti. Böyle totaliter, kendine has karizmatik sesiyle izleyenlerde saygı uyandırıyordu. Listenin 10. sırasında Dolomite Is My Name var. Eddie Murphy'nin performansıyla yükselen film aslında istismar günlerinin yıldızı yönetmeninin hikayesi. Bir nevi aslında dünyanın en kötü filmlerinden The Room vardır. O daha sonra James Franco The Disaster Artist'i onu başarılı bir biyografiye dönüştürmüştür. Dolomite Is My Name'e de böyle bakabiliriz. Yine çok o zamanlar için gülünç kalan bazı filmlerin günümüzde iyi bir filmi. Hem sanat yönetimi olarak başarılı bir filmdi. Çok da eğlenceli bir filmdir izlemesi. 9 numarada Kindergarten Teacher var. Maggie Gyllenhaal'ın başrolünü üstlendiği film, insanın edebi derinliğini varoluşçu bakış açısıyla sorgulayan ve yeteneğin aslında doğuştan mı geldiği ya da sonradan mı edinildiği konusuna değinen ilginç bir filmdi. Yavaş 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 düşündükçe daha da büyüyen bir etkisi vardı. Bu yüzden de çok önemli filmlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Listenin 8. sırasında Tamara Jenkins filmi Private Life. Aslında yine bütün bu Hollywood bilinen Netflix filmleri içerisinde görece daha az bilinen ama daha sağlam bir filmdir. Çocuk sahibi olmak üzerine karakterler arasında bayağı çetrefilli bir dramatik yapı ve güçlü senaryosu ve güçlü oyuncularıyla öne çıkan bir film. Private Life. 7. sırada çoğu kişinin bayıldığı bir film var. Uncut Gems, Safety Brothers'ın hiç böyle yerinde durmayan, her anında bir koşuşturmacıya sahne olan Adam Sandler'ın kariyerinin zirve rollerinden birisini üstlendiği son derece ritmik bir filmdi. Bence sevenlerine bu filmi anlatmaya gerek yok. İzleyip adrenalin seviyesinizi yükseltmenizde yarar var. Listemizin 6. sırasında The Platform. Yine geldik. O kadar çok listemize koyduk ki bu filmi yani. Ben hala ısrarla filmi kötüleyenlere karşı Platform'un ileride kült bir filme dönüşeceği konusunda ısrarcıyım. Yani çok takipçilerini getirecek bir filmdir. Platform'a dair her şeyi biliyorsunuz zaten. Özel olarak burada bir açıklama yapmayacağım. Bilen biliyor, bilmeyen de bizden görüp izlerse izlesin. David Fincher'ın uzun zamandır beklenen filmi, Gary Oldman'ın müthiş oyunculuğuyla karşımıza çıkan Mank. Mank, Hollywood'un kirli çamaşırlarını döken, efsanevi film Citizen Kane'e dair perde arkasını önümüze sunan ilginç bir Hollywood taşlamasıydı. Yılın en önemli filmlerinden birisiydi. Siyah beyaz estetiği ve içindeki politik altyapısıyla önemli filmlerinden biri olmuştu.
Dördüncü sıramızda Alex Garland imzalı Annihilation. Aslında bu zamanında tartışılmıştı Netflix filmi mi değil mi diye, daha sonradan alınmıştı vesaire. Ama sinemada izleyemedim ben. Netflix filmleri arasında bence en iyilerden biriydi. Bilim kurgu açısından ve filmin düşünsel yapısı, felsefik açıdan ve sinematografik açıdan özellikle çok yoğun, enteresan bir filmdi. Bu yönetmenin zaten ben işlerine bayılıyorum. Daha önceki filmi Ex Machina ve dizisi Devs'i de öneririm. 3 numarada Meryl Streep var. Baumbach'ın en çok ses getiren filmi desek yalan söylemeyiz. Francis Hale'la beraber en çok sevilen filmlerinden birisiydi. Evliliğe dair, duygulara dair ve boşanmaya dair kendince Los Angeles ve New York ayrımı yaparak değişik bir ikilem yaratıyordu. İki tarafa da hak vermek mümkündü. Hem kadın tarafı hem erkek tarafına da hak vererek aslında seyirciler arasında da bir bölünme yaratıyordu. Yılın en iyi filmlerinden biriydi gösterildiğinde. Bu yüzden Mary Story'yi duygusal filmleri sevenler için tavsiye edebilirim. Listemizin ikinci sırasında Martin Scorsese'den The Irishman. Bu filmi Türkiye'de sinema salonunda izleyebilen nadir kişilerden olduğum için mutluluk duyuyorum. Çünkü Netflix'in özel gösteriminde izlemiştim. Aslında Scorsese'nin yıllara yayılan hani Casino ve Goodfellas'la beraber düşünüldüğünde yıllarca kendi içinde belirli bir üçlemeyle dolduran bir film oluyor. En çok sevdiğim filmlerinden biri 2000 sonrasında ve yıllar sonra tekrar Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci üçlüsünü bir araya getiren, kimilerinin çok çok uzun bulmaktan bitiremediği 3,5 saat ama bence o konuda bir sıkıntısı olmayan Netflix'in en iyi filmlerinden bir tanesi. Ve bir numara. Bir numarada tabii ki çoğu kişinin tahmin ettiği bir film var. Alfonso Cuarón'un Dillere Destan, yılın en iyi filmlerinden birisi olmuştu gösterildiği yılda. Tabii ki Roma. Roma için çok fazla şey söyleyebiliriz ama en çok aslında aile olmak kuramını siyah beyaz görsel diliyle çok nefis bir şekilde anlatıyordu. Filmden zaten şimdiden aslında modern klasik oldu diyebiliriz. Bu yüzden Netflix'in çıkardığı en iyi filmdi bana göre ve pek çok kişiye göre de bence böyle. Yani listemizin bir numarasında Roma'dan başka filmin olacağını düşünmüyorum. Netflix orijinal yapımları içerisinde düşündüğümüz en iyi 20 film böyle. Bir listemiz daha var. Beşik listesi. Ondaki bazı filmler bence bu listeye zaten girerdi ama farklı listeler olsun istedik. Bunu tekrar belirtelim. Hatta zorlasak bazı filmler de girerdi ama böyle bir karar aldık. İşte böyle bir liste çıktı karşımıza. Umarım siz de aynı fikirleri paylaşıyorsunuzdur. Ya da hangi filmler sizce bu listelere girmeliydi? Yorumlar bölümüne yazarsanız ve listedeki filmler hakkında size hissettirdiklerine dair liste hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Atın yani yoruma ihtiyacımız var. Ben gelen yorum sayısından memnun değilim. Like sayısından da memnun değilim. Yazın yani de işte I am thinking of ending things nasıl 18. sıraya koyarsın da bilmem ne. Yazın yeter ki bir şeyler yazın. Ya olumsuz yorumlar da zaten olumluları da bekliyoruz. Biz her türlü yorum açıyoruz. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.